Merhabalar, ben Ayşin. Bugün öyle bir video izleyeceksiniz ki bitirdikten sonra uzun cümleler kurmak bu kadar kolay mıymış diyeceksiniz. Bugün bağlaçlara bakacağız, İngilizce'deki conjunctions olarak geçen. Kaç çeşit bağlaç vardır, nerelerde kullanılır, nasıl kullanılır, ne anlama gelir, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Öncelikle bağlaçları niye kullanırız? Ne işe yarar bağlaçlar? Şöyle ki bağlaçlar çeşitli sözcükleri, söz gruplarını, cümleleri bir araya getirirken kullanılırlar. Bugün bağlaçları 3 başlık altında inceleyeceğiz. Çok fazla bağlaç örneği var. Bu yüzden ben hepsinde en sık kullanılanlara değineceğim mümkün mertebe. Elimden geldiğince örnek de vermeye çalışacağım. Eğer ki bunların tamamının listesini de görelim diyorsanız aşağıya açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten istemediğiniz kadar bağlaça ulaşabilirsiniz. 3 çeşit bağlaç vardır dedik. Bunların ilki koordinasyon bağlaçları. Coordinating conjunctions. Bu bağlaçlar iki cümlenin, fiilin, sıfatın veya zarfın arasına gelerek bunları birbirine bağlar. En çok kullanılan bağlaçlardır. And, but, or, for, yet, so, nor. 7 tane saydık. And bildiğiniz üzere ve anlamına gelir. But ama, lakin, fakat. Or ya da veya, yet halbuki, yine de, so sonuç belirtir. Bu yüzden anlamına gelir. For çünkü, zira anlamına gelir. Normalde for'u sıklıkla için anlamında kullanırız. Ancak iki cümleyi birleştirdiğinde for çünkü anlamına gelir. Nor. Ne böyle böyle oldu, ne de böyle böyle derken o ne de kısmını nor ile anlatıyoruz. Olumsuzluk belirtir bu arada. Olumsuz cümlelerde kullanılır. Şimdi birkaç örnek verelim hemen. We need to buy some apples and flour to make an apple pie. Elmalı tart yapabilmek için biraz elma ve una ihtiyacımız var. They may take our lives, but they will never take our freedom. 95 yapımı Braveheart, cesur yürekten bir replik. Hayatlarımızı, canlarımızı alabilirler ama özgürlüğümüzü asla. They may take our lives, but they will never take our freedom. Save your words for I don't care. Sözlerini sakla, sözlerini kendine sakla çünkü umurumda değil. Çok da umurum. Because gibi biraz kullanımı var. Çünkü anlamına geliyor. Save your words for I don't care. Okay. İkinci tür bağlaçlara geçeceğiz. Bunlar subordinating conjunctions, yani bir ana cümleyle yan cümleyi bağlayan bağlaçlar. Bu türden sayı olarak inanılmaz fazla var. Söylediğim gibi bakmak isterseniz açıklama kısmında linke bırakacağım. Bunları yine bir alt grupta inceleyeceğiz. Öncelikle zaman belirtenlere bakalım. After, before, by the time, during, when, while. After, sonra, dan sonra. Before, önce, nokta noktadan önce, olmadan önce. By the time, olduğunda, olana kadar. During, boyunca, süresince. When, olduğu zaman, olduğunda. While ise, olurken, o esnada anlamına gelir. Bir de zıtlık anlamı vardır while'ın. Buna karşın anlamına gelir. Birkaç örnek verelim. When I saw her face, I knew something bad had happened. Yüzünü gördüğümde kötü bir şey olduğunu anlamıştım. When, baktığımda. Neden sonuç belirtenlere bakalım. As, because, since, so, therefore, now that, that's why. Bunların çoğu aşağı yukarı bu yüzden, bu nedenle anlamına geliyor. Tek tek bakalım yine de. As, için. Because, çünkü, dolayı. Since, nokta nokta olduğu için, olalı, edeli anlamına gelir. So, bu yüzden, bundan dolayı, yani, diye. Now that, madem, olduğuna göre, olduğundan. That's why, therefore, ikisi de bu yüzden, bu nedenle anlamına gelir. Örneğe bakalım hemen. Now that we bought a car, we can go to wherever we want. Araba aldığımıza göre artık istediğimiz yere gidebiliriz. Now that. Bir diğeri durum, koşul belirten bağlaçlar. If, as if, only if, as long as, in case, unless. Bunlar durum, koşul bildiren bağlaçların en sık kullanılanları. Bir örnek verelim. Even if he apologizes,
I will not forgive him. Özür dilese bile onu affetmeyeceğim. Durum koşul belirtiyor. Özür dilese bile affetmeyeceğim. Bir diğeri zıtlık belirten bağlaçlar. Although, despite, however, otherwise, in contrast to, no matter. Örneğe bakalım. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. No, I'm an alien. Be yourself, no matter what they say. Yani kim ne derse desin, kendin ol. Be yourself. Mekan veya uzaklık belirten bağlaçlar. As far as, where, wherever. As far as, olabildiğince uzağa. Where, bir şeyin olduğu yer, olduğu yerde. Wherever dediğimizde ise whenever, wherever we meant to be together. Nerede olursa, her nerede olduysa veya olursa, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Hatta örneğimiz wherever'la. I will follow you wherever you go. Nereye gidersen git, seni takip edeceğim, arkandayım, ensendeyim. Wherever you go, I'll follow you. Zıtlık belirtenlerden bahsettik. Bir de aynı fikri belirten veya böyle bir ekleme durumunda kullanılacak bağlaçlar var. Also, in addition, as well as, moreover, besides, additionally gibi. Yesterday was too cold to go out. Besides, I was very busy. Dün dışarı çıkmak için çok soğuktu. Ayrıca inanılmaz yoğundum, çok yoğundum. Besides, ayrıca, üstelik, istisna belirtenler, apart from, aside from, except from, hepsi dışında, hariç anlamına geliyor. İşte nokta noktadan başka. No one showed up to her birthday party apart from me. Benden başka kimse doğum günü partisine gitmemişti. Evet, üçüncü bağlaç türü ise correlative conjunctions, yani ilişkili bağlaçlar. Bunlar nelerdir? Both and, neither nor, either or, not only but also. Şimdi bir de örneğine bakalım. You can stay either with me or with Jane. Benimle veya Jane ile kalabilirsin. You can stay either with me or with Jane. İkisinden birini sunma seçeneği veriyor size. Either or bu şekilde kullanılır. You can stay either with me or with Jane. Mesela ben de müsait değilim, Jane de müsait değil. You can stay neither with me nor Jane. Neither nor ise bu şekilde kullanılır. You can stay neither with me nor with Jane. Yapı olarak olumlu gözükmesine rağmen anlam olarak olumsuzdur. Neither nor. Evet, bugün kısaca bağlaçlardan bahsettik. Söylediğim gibi bunlardan gerçekten sayı olarak çok fazla var. İlk etapta bugün bahsettiğimiz bağlaçların kullanımını bilmeniz yeterli. Bugün anlattığımız bağlaçlar veya aklınıza gelen, internette gördüğünüz herhangi bir bağlaçla ilgili cümlelerinizi mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Unutmayın ki dil pratik yaptıkça öğrenilir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sosyal medya paylaşmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.